Merhaba, kanalıma ve videoma tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesim için kusura bakmayın. Konsere gittim ve konserde çok bağırmışım. Sesim kısıldı arkadaşlar. Üzgünüm ama bu şekilde video çekmek zorunda kaldım. Bu videoda hepinizin çok kez yorumlarda sorduğu, bana mesaj atarak sorduğu bir konuya açıklık getireceğim. Neden üniversite değiştirdim? Neden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni bıraktığımı hepinize anlatacağım. Yorumlarda okudum. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni kazanan arkadaşlarımız varmış. Neden bıraktığımı çok kez sormuşlar. Hatta birkaç kişiden mesaj aldım. Mesajlarda da yurda yerleşemediklerini söylemişler. Bu durum beni şaşırttı mı? Asla. Çünkü ben de üniversiteye çok çok uzak bir yurda yerleştirilmiştim İzmir'deyken. Şimdi o zaman hemen bir yudum su alayım ve videoya başlayalım. Öncelikle benim ilk gittiğim bölüm kamu yönetim siyasal bilimlerdi. Ben bölümü yazarken gerçekten çok istiyordum. Küçüklükten beri böyle vali olmak falan hayalimdi diyebilirim. Çok hala çok hoşuma gidiyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Tekrar benim hayallerime dalarsak çıkamayız o konuda. Ben onu çok istediğim için arkadaşlar araştırmıştım ve eğer bir siyasetçi olmak istiyorsanız ya da vali, kaymakam gibi şeyler olmak istiyorsanız bunun için öncelikle dilinizin çok iyi olması gerektiğini fark ettim ve o yüzden de %100 İngilizce bir bölüm okumanın bana katkısı olacağını düşündüm diyebiliriz. Bari okuyorum İngilizcesini okuyayım dedim. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni zaten biliyorsunuzdur. Dil ağırlıklı bir üniversite. Genellikle dile yönelik eğitim veriyor ve benim bölümüm %100 İngilizceydi. Her şey çok güzeldi. Hani böyle hayal ettiğim gibiydi. Üniversiteye gittim. Üniversiteyi çok beğenmiştim. Kampüsü gerçekten bir kampüsü var. En azından. Genç bir üniversite olmasına rağmen mesela kampüsümüzün içinde kafeler vardı. Kafelere gidiyorduk. Kampüsten çıkınca arka tarafta kafeler vardı. Oralara gidiyorduk. Kampüsümüzde çimler vardı. Çimlere oturuyorduk. Zaten İzmir'de üniversite okumak çok güzel bir duygu. İsteyenler varsa umarım doya doya yaşarsınız bu duyguyu. Daha sonra arkadaşlar neyse ben hazırlık bölümüne başladım. Tabi hazırlık bölümü çok zor bir bölüm değil. Muafiyet sınavına zaten neredeyse kimse girmemişti hazırlıkla muaf olmak için. Girenler de geçememişlerdi. Çünkü zor. B2 düzeyinde İngilizce biliyor olmanız gerekiyormuş geçebilmek için. Sorular o şekildeymiş. Zaten yabancı diller yüksekokulundan da mezun olduğunuz zaman B2 düzeyinde İngilizceye sahip oluyorsunuz. Verilen eğitim o yönde. Daha sonra ben hazırlığı okudum. Hazırlık kolaydı. Hazırlık okurken de arkadaşlar haftada bir quizimiz oluyordu bizim ve o quizlerle notumuz oluşuyordu. O quizlere çalışmanız gerekiyordu. Yani haftalık ders çalışmak zorundaydınız. Çok zor değildi. Yani lisede aldığımız İngilizcenin birazcık daha üzerine koyarak gidiyorduk. Güzeldi. Dersler çok güzel işleniyordu. Dersler konusunda hiçbir sıkıntım yoktu. Fakat bölümdekilerle konuştum. Ve ben araştırdığım zaman da benim birinci sınıfta matematik dersim vardı. Düşündüm şöyle bir. Bölümdekilerle de konuşunca nasıl falan diye düşündüm. Benim oda arkadaşım vardı, gayet güzel İngilizce konuşuyordu. Hatta yabancı arkadaşları vardı. Bizim üniversitemizde yurt dışından gelen öğrenciler de olduğu için. Daha sonra ona sordum, zorlanıyor musun dedim. Çünkü kız yani gayet güzel akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyordu. Ve bana zorlandığını söyledi. Şöyle bir saniye durdum. Dedim ki o bile zorlanıyorsa ben matematik derslerinde ne yapacağım? Kaldı ki matematik Türkçe zor anlıyorum. İngilizcesini nasıl anlayacağım? Bir de şimdi arkadaşlar %100 İngilizce bir bölüm okuduğunuz zaman sınavlarınız İngilizce oluyor. Sınavlara yazacağınız cevaplar İngilizce oluyor. Daha sonra dersinize giren hocalar dersi İngilizce anlatıyorlar. Ve bu çok zor geldi bana. Gerçekten zor geldi. Niye bilmiyorum, hani uğraşsam yapardım ama dedim ki gerçekten böyle dile pek bir yatkınlığım yok. Dile merakım yok. Dili öğrenebilmek için önce merak etmeniz gerekiyor. Ben de bu işi kendimde göremedim. İlk sebebi bu arkadaşlar. Kalsam yapar mıydım? Yapardım ama şimdi en önemli faktöre geçiyoruz. Yurdum okula çok uzaktı. İçerisinde yurt var üniversitenin ama yurdun kapasitesi fazla değil. O yüzden kalan öğrencileri dışarıya dağıtmışlardı. Ve ne hikmetse benim üniversitemden, yani benimle aynı hazırlık sınıfında okuyan sadece 3-4 kişi biz o yurtta kalıyorduk. Buca, Hanzade Hatun kız öğrenci yurdunda kalıyordum. Ve Buca ile Çiğli'nin arası çok uzak. Okul Çiğli'deydi. Çiğli'de de değil. Hatta Çiğli'yi bayağı geçtikten sonra ama 2 durak sonraydı okul. Çok uzaktı mesafe. Mesela sabah saat 9'da dersiniz varsa biz yurttan 6.30'da falan çıkıyorduk derse yetişebilmek için. 2.5-3 saat sürüyordu. Hatta izbanlar dolu olduğu zaman eğer izbana binemezseniz ya da esotu kaçırırsanız biraz daha ekleniyor bu süre üzerine. Ve sizin derse geç kalma ihtimali çok yüksek oluyor. Yani bölüme geçtiğim zaman çok zorlanacağımı düşündüm. Çünkü bölüme geçtiğim zaman bir kere devamsızlık sıkıntım olacak. Hadi hazırlıktayken ne oluyor mesela? Saat usulü. Ama üniversite 1. sınıfa geçtiğiniz zaman saat usulü olmuyor. Siz bir derse girmiyorsanız o 1 hafta sayılıyor. 1 hafta yok sayılıyorsunuz. Dersten de toplamda 4 hafta devamsızlığınız oluyor genellikle. O yüzden arkadaşlar çok sıkıntılıydı. Ve yurttan okula giderken 3 tane araç değiştiriyordum. Önce yurdun önünden Esot'a biniyordum. Esot'tan İzban'da iniyordum. İzban'a biniyordum. İzban'la bayağı uzun bir yol gittikten sonra
iniyordum, tekrar Esot'a biniyordum ve okulun önünde iniyordum. Oradan da koşarak derse gidiyordum. Bayağı zorlanıyordum. Bu gerçekten hani yurt meselesi, yurt videolarımda anlattım ya size. Gerçekten çok önemli. Yani diyeceksiniz ki mesela bu kadar istiyordun, neden okulun yakınında bir eve çıkmadın diye. Şimdi hemen o meseleye geliyorum. Ben öncelikle kampüsün içindeki yurda geçiş yapmaya çalıştım. Gittim yurt müdürüyle konuştum. Yurtta yer olup olmadığını sordum. Dilekçe yazdım. Fakat yurtta bana yer olmadığını söylediler. Gittim yurt müdürüne kadar gittim yani. Yurtta yer olmadığını söylediler. Ben de öyle mağduriyetimle kaldım yani. Bilmiyorum, belki de İzmir'de okuyan arkadaşlarımdan kampüsün içindeki yurda geçenler vardır. İnşallah geçmişlerdir ve rahatlamışlardır. Onun dışında da kampüsün etrafındaki ev fiyatları gerçekten çok pahalı. Çünkü hepsi sıfır daire. Hepsi yeni yapılmış ve sizin orada eve çıkmanız için sizin yanınıza bir arkadaşınız gerekiyor. Benim İzmir'deki en yakın arkadaşım Begüm zaten evdeydi. Yani zaten İzmirliydi. O yüzden benim eve çıkabileceğim yakın bir arkadaşa ihtiyacım vardı. Ve ben de düşündüm, böyle zaten kiralar almış başına gitmiş, 1,5 milyardan falan başlıyordu. Kampüsün arkasındaki evlerin kiraları ve özel yurtlar da yine kampüse uzaklardı. Onlar da mesela özel yurtların servisleri vardı. Onlar servisle gelip gidiyorlardı. Onun dışında bir sonraki faktör ise üniversitem. Yani İzmir Sivas'a uzaktı arkadaşlar. Hani şimdi size uzak olunca ailenizden ne kadar uzak olursanız o kadar iyi gibi geliyor. Acil bir durum olduğu zaman benim İzmir'den kalkıp Sivas'a gelmem, uçak bulamazsam en baba 18 saat. 18 saatte benim Sivas'a gelmem sürüyordu. Ve bu çok kötü bir durum. Ailenizden uzak olduğu zaman mesela hafta sonu tatil oluyor. İnsanlar evlerine gidiyor. Ben orada bekliyorum. Yani bekliyordum. Bildiğiniz bekliyordum. Vizelerden sonra Sivas'a gelememiştim. Zaten ailenizden ilk kez ayrılmışsınız. O burukluk var içinizde, onları görme isteği duyuyorsun. Ben hani İzmir'de 58 plaka gördüğüm zaman böyle gidip tanışmak istiyordum insanlarla. O derece diyeyim size, o kadar özlemiştim. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Hani çok uzak olması kötü. Yine dışarıda okuyun ama o kadar uzak olması. Mesela sonradan işte Sinop Üniversitesi'ne geçtim. Şu an 6 saatlik bir yol. Onu her türlü gelir gidersin mesela. Benim de artık iznim olduğu zaman, hafta sonu müsait olduğum zaman çıkıp evime geliyorum. 2-3 gün kalıyorum, geri dönüyorum. Bu çok güzel bir şey. Bazen insan böyle daralıyor ve sevdiklerini görmek istiyor. Ailesinden bir insan görmek istiyor. O zamanlar söylediklerimi anlayacaksınız. Gerçekten İzmir'in uzak olması çok kötü oldu. Hani keşke isterdim ki İzmir Sivas'a 7-8 saatlik bir mesafede olsun. Ve ben dil alanında birazcık daha böyle hırslı olayım ve dilimi geliştireyim. İzmir'de okumaya devam edeyim. İzmir gerçekten çok muazzam bir şehir. Bir kere dersten çıktığınız zaman yapabileceğiniz bir sürü faaliyet var arkadaşlarınızla. Büyük bir şehir. O yüzden ilk gittiğiniz zaman sizin için çok iyi bir tecrübe oluyor. İzmir bana çok şey kattı ve çok şey öğretti. Tek başıma nasıl paramı idare edebileceğimi, tek başıma nasıl kalacağımı, insanlara nasıl güvenmem gerektiğini öğrendim İzmir'de. Pişman mısın derseniz asla pişman değilim. İlk gittim, kaderde gidip İzmir'i görmek varmış. Gittim, gördüm, tecrübe ettim ve benim hep liseden beri hayalimdi Ege'de okumak, Ege kıyılarındaki bir şehirde okumak. Gittim, okudum, denizini gördüm, gezdim, dolaştım, geldim. Yani arkadaşlar, geçiş sebeplerim bunlardı. İzmir 3'cü kartımı hala atmadım, hala saklıyorum. Bir anı olarak kaldı benim için. Orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel zaman geçirdim. Hazırlık okudum, İngilizcemi geliştirdim. Benim için çok iyi oldu bence hazırlık okumak. Şu an mesela Erasmus sınavına falan girmeyi düşünüyorum. Bana katkısı olacağını düşünüyorum. Hani bir yıldır tabii ki İngilizceyle pek haşır neşir olmadım. Yine unuttuğum şeyler olmuştur ama mesela hazırlık okumanın bir faydasını söyleyeyim size. Bu yıl bizim İngilizce dersimiz vardı. Ben sene başında İngilizce muafiyet sınavına bilerek girmedim. Ortalamamı yükseltirim dedim. Aynen de dediğim şekilde oldu. Çok basit sorular sormuşlar. Hani hazırlıktaki soruların yanından bile geçemez o sorular. O kadar basitti. Ve ben gayet ortalamamı yüksek tutarak geçtim. Hiçbir İngilizce sınavına çalışmadım. İtiraf ediyorum. Hiçbirine çalışmadım gerçekten. Son 5 dakikada mesela arkadaşlarım çalışırken onların elindeki kağıtlardan alıp birkaç tane kelimeye baktım. Öylece girdim sınava. Ve gayet de güzel verdim sınavları. İngilizcem gelişti bence. Yeterince gelişti. Bana yetebilecek kadar var. O yüzden size de diyorum ki, daha önceki videomda da söyledim zaten, eğer okuyabilirseniz hazırlık okuyun. Eğer muafiyet sınavı varsa ve kendinize güveniyorsanız, benim İngilizcem iyi diyorsanız zaten girin. Onun dışında da okuyabiliyorsanız okuyun. Eğer %100 İngilizce bir bölüme gidiyorsanız zaten zorunlu. Geçmeniz için B2 düzeyinde bir İngilizceye ihtiyacınız olacak. İngilizceniz çok iyi olsa bile sorularda sordukları kelimeleri biliyor olmanız gerekiyor. Kelime haznenizin çok iyi olması gerekiyor. Ben bu sebeplerden dolayı bıraktım İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni. Şu anki aklım olsa yine bırakırdım. Çünkü şu an ben sevdiğim
bölümü okuyorum ve gerçekten severek okuyorum. Gerçekten içinde heves var, istek var. Öğretmen olmayı ne kadar çok istediğimin farkında değilmişim aslında. Tecrübe ettikten sonra anladım. Hani öğretmenlikten de ziyade ben edebiyatı çok seviyorum. Kelimelerle oynamayı seviyorum. Kelimelerle uğraşmayı seviyorum. Nereden geldiklerini merak ediyorum. Bu çok güzel bir şey. Umarım siz de hayalinizdeki üniversiteye gitmişsinizdir. Hayalinizdeki bölümü okuyacaksınızdır. Benim İzmir Katip Çelebi Üniversitesi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz şeyler olsa siz aşağıdan yorumlara ekleyin yeni kazananlar için. Daha önceden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni gidip görenler varsa. Bir de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi dil alanında bayağı iyi dedim ya. Yurt dışından çok fazla öğrenci geliyor İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne. Orada aslında dilinizi çok çabuk geliştirebilirsiniz. Bir kere İzmir gibi bir şehirdesiniz. O yüzden dil avantajınız çok fazla. Ve üniversitenin yurt dışı programları da vardı. Onlar da bayağı iyiydi. Zaten Farabi yurt içinde yapılıyor. Yorumlarda birkaç kişi sormuştu, cevap verdim. Farabi Türkiye'deki üniversitelerden birisine geçiş yapıyorsunuz. Bir yıl orada okuyorsunuz. Daha sonra kendi üniversitenize dönüyorsunuz. Eğer o üniversitede kalmak isterseniz de başvuru falan yapıyorsunuz ve gittiğiniz üniversitede kalabiliyorsunuz. Orada öğrenci oluyorsunuz ve oradan mezun olabiliyorsunuz. Farabi bu şekilde oluyor. İster Farabi, ister Mevlana, isterseniz de Erasmus yapın. Bunların hepsi için de ortalama çok önemli. Bunu asla unutmayın ve ortalamanızı yüksek tutmaya çalışın. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bitti. Gerçekten yurdun uzaklığı çok kötü. Neyse. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım böyle akışkan bir video olmuştur ve sizi sıkmaz izlerken. Üniversite hayatınız çok güzel geçsin. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan like butonuna tıklamayı lütfen lütfen unutmayın. Ve kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.